Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceylan. Bugün ülkeden ülkeye Age of History serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde bize Andorra geldi. Kendisini çok güçlü bir ülke haline getirdik gerçekten. İspanya toprakları, tüm İberya bizim elimizde. Fransa'dan bayağı bir toprak aldık. Onun dışında İtalya'nın tamamı bizde sayılır. Şurada birkaç toprak bizde değil. Onun dışında neredeyse tamamı bizde sayılır. Afrika'da da bayağı bir genişlememiz oldu. Ama artık bu devletle bizim serüvenimiz sona erdi. Şimdi artık yeni bir devlete yelken açmamızın zamanı geldi. Efendim, yorumlarınızı yine her zamanki gibi yapın. Videoyu durdurun ve hangi ülke geleceğini tahmin etmeye çalışın bakalım. Bulabilecek arkadaşlarımız var mı? Hep birlikte göreceğiz. Ben de bu sefer tahmin yapacağım ve hangi ülkenin geleceğini %100 tahmin edeceğim. Garanti bende. Şans falan değil oğlum bizde yani. Biliyorum, analizini yaptık bunu. Hangi ülke gelecek biliyor musunuz? Bakın Rusya gelecek abi. Bak izle, Rusya ile birlikte dayak yeme serüveni yapacağız. Şimdi sizler tahminlerinizi yazmışsınızdır. Videoyu beğenmişsinizdir. Yorum bile atmışsınızdır. Abone zaten abonesiniz. Bildirimleri zaten açtınız. Ve videoyu da sonuna kadar izleyeceğinizi de söz verdiğinize göre o zaman oyna diyerekten başlayabiliriz. Evet, Rusya geldi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar hepimize. Dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan Rusya'yı şu anda Polonya Savaşı'nda kurtarmaya çalışacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Muazzam. Mozambik. Sevindim. Afrika'da bir ülkenin gelmesine sevindim. Genişleme alanı var. Madagaskar'ı falan yiyebiliriz. Madagaskar ada devleti, çok fazla bir şey yapabilir mi? Yapar. Ağzımıza bile sıçar. Şimdi Mozambik'le demokrasinin beşiği yine her zamanki gibi olacağız. Ben demokrasi aşığı bir adam olarak yani demokrasisiz yapamıyorum abiciğim. Demokrasisiz yapamıyorum. Demokrasi olmayınca ben yaşayamıyorum. Zambiya bu arada bayağı iyi büyümüş lan. Şimdi Mozambik'le neler yapabiliriz? Mozambik dayak mı yemiş lan? Toprakları bölük. Vallahi bilmiyorum o kadar. Şimdi o zaman demokrasi serüvenimize başlıyoruz. Sizler için hızlı bir fetihle başlama kararı aldım. Hemen hızlı bir şekilde sizler için, bakın sizler için, kendim için değil ve buradaki halk için de değil, tamamıyla buradaki saygıdeğer siz seyircilerim için hızlı bir demokrasi serüvene adım atıyoruz. Hadi bakalım. Devleti Ali'yi Mozambikiye'nin neferleri toplansın ve hemen hızlıca yakınımızdaki Afrikalı güzel kardeşlerimiz, güzide kardeşlerimize demokrasiyi iştenlikle getirmeye başlayalım. Biliyorsunuz benim demokratikliğimi sorgulayamazsınız zaten. Çok büyük bir demokratım ben. Gerçekten demokraside biz hiçbir şeyden taviz vermeyiz abiciğim. Biz demokrasinin ta kendisiyiz. Harika. O saldırıyı bize yaptı ve bayağı kayıp verdi. Bu bizim için güzel oldu ve artık demokrasi serüvenini hızlandırdı. Harika. Güzel. Ya, muazzam. Abi dakika bir. Demokrasi bir. Ya ne oluyor oğlum? Bu demokrasiyi niye tamamına yollayamadık? Ayıp ettim oyun. Oyun benim bir tık bir kalbimi kırdın. Ben sana söyleyeyim. Abi o demokrasiyi niye hepsine veremedik? Vallahi bir ayıp ettin yani bak. Bir ayıp ettin. Neyse. Tamam. Tamam affettim hadi. Hadi affettim. Tamam bu seferlik abi, bir daha olmasın ne? Bu seferlik affettim. Şimdi 83.000 ekonomiye ulaştık. Yanımızda Malawi var. Malawi'nin de ekonomisi fena değil. Nüfusu da hiç fena değil. Bu arkadaşı alırsak bizim için çok iyi olacaktır. Hemen onu yenmek için para biriktireceğiz. Kendisi bizimle aynı ekonomide ama aynı nüfusta değil. Biz nüfusta ondan fazlayız. O yüzden yenebileceğimi düşünüyorum. Düşünmeme gerek yok hatta. Yenebileceğimi biliyorum. Kardeşim biz Andorra ile neler yapmışız? Bununla mı yapamayacağız ya? Biz bununla mı yapamayacağız? Bu arada Polonya Savaşı'nı ben çok merak ediyorum. Oğlum biz Polonya'yı dövsünler diye şey ettik. Polonya ikisini üst üste koyup durmuş. Lan. Oğlum biz Polonya dayak yesin diye Andorra'yı savaşa. Oğlum Polonya ne yaptı böyle? World Conquest'e gidiyor adam. Ana. Oha bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum adamı biz dayak yesin diye şey yaptık. Adam tuttuk dövmeleri için. Adam tuttuk gerçekten. Adam onları da dövüyor. Adam tuttuklarımız da adamın tarafına geçmiş. Oğlum bu ne lan? Lan oğlum. Lan oğlum ne? Allah Allah. Lan adam tuttuk adamı dövsünler diye. Onlar da onun tarafına geçmiş ya.
Öyle bir şey olabilir mi ya? Oluyor. Yapacak bir şey yok. Oluyor. Olmuş. Güzel. Demokrasi serüvenimize hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Dünyadaki tüm halklar demokratikleşene kadar durmak yok. Yola devam. Sloganımız bizim bu işte. Demokrasiye aşkımızı kimse sorgulamasın. Kimse sorgulamasın kardeşim. Gel. Zimbabwe. Yarım kalan aşkımızı tamam edeceğiz şimdi. Demokrasi sevdamızı sana da getiriyorum. Az önce tamamına yetememiştik. Şimdi artık bu demokrasiyi tüm bölgeye yayıldı. Harika. Mozambik. Dünya demokrasisinin kurucusu. Büyük ülke. İşte biz buyuz. Biz buyuz ama daha da fazlasıyız aslında. Sri Lanka. 3700 onunun nikahı. 3700 dedim de 3 milyon muydu? Sri Lanka ne oğlum? Sri Lanka? Oha! Sri Lanka ne oğlum? Ne yaptın lan sen? Sri Lanka'ya bak. Lan oğlum 4 milyon ekonomi. Allah Allah. Helal olsun, kolay gelsin abi. Dünya demokrasisinin beşiği devletimiz olarak ya bir kere riskli bir savaşa gireceğim ya. Vallahi canım çok riskli bir savaşa girmek istedi. Abi genelde girdiğimiz savaşları kazanacağımız savaşlar oluyor. Bu sefer bir riskli savaşa girmek istiyorum. Madagaskar bizden güçlü ama ada devleti. Ondan dolayı bir avantajımız var. O bize saldırması için çıkarma atması falan gerek. Çıkarma atmadan bize giremez. O yüzden böyle bir yol izlemeye karar verdim. Buna saldıracağım. Yenilebilirim bu sefer. Ama deneyeceğim. Ney? Dın dın dın. İşte dünya demokrasisi gerçekten çok bizi hak ediyor. Dünyada demokratikleşmenin öncüsüyüz. Bunun farkına varıyoruz zaten. Dünyanın diğer devletleri gibi demokrasinin gerçekten beşiği olduğumuzun farkındayız. Madagaskar'da sanıyorum ki bunun farkındadır. Neydi lan o az öncekiler? Şey galiba ya bir Vietnam savaş anılarını hatırladık galiba. Olabilir. Vietnam savaş anılarını hatırlamamız muhtemel. Muhtemel. Çok çok yüksek ihtimalle öyle bir şeydi herhalde. Çünkü bir orada bir şey gördük ki birden geçmişe geri döndük. Daha doğrusu geçmişe değil. Rüyaya girmişiz abi. Yalnız bu uykuya dalmışız herhalde. Bu yorgunuz tabii devlet olarak. Dünyaya her yere demokrasi götürmek öyle kolay bir iş değil. Demokrasi içtenlikle her yere götürmek çok zor arkadaşlar. Gerçekten saygı duyulacak bir iş yapıyoruz. Saygı duyulması gereken bir iş yapıyoruz. Ve bu işte yapmak her baba yiğidin harcı değil. Bizim gibi böyle elit insanlar lazım bunun için. Demokrasiyi dünyaya götürebilecek, yüksek vizyona sahip insanlar lazım. Anladınız mı? Zor iş. Yaptığımız iş çok zor iş. Arada uykuya dalabiliyoruz. Yani uykumuz gelebiliyor. Yapacak bir şey yok. Bizim işimizin de zorluğu bu. Evet, sayın dostum ne haber? Sen demokrasiyi hak ettin. Hak ettiğin için sana demokrasiyi getireceğiz. Yani sonrasında bir şu arkadaşımıza da getirdik de o arkadaşımız hak etmiyor. Demokrasiyi hak etmediğine karar verdim. Yoksa ona da getiririz canım ne olacak da. Abi demokrasi hak edilmesi gereken bir şey. Böyle herkese hemen gelmez. Hak edilmesi lazım. Bu arkadaş hak etti. Diğeri hak etmemiş. Yoksa ona da ben getirecektim yani. Demokrasiyi kıskanıyor muyuz abi? Yok tabii ki de öyle bir şey olabilir mi? Biz tüm halkların demokratikleşmesini öngören bir ve bunu isteyen bir yapıyız. Ama işte o arkadaş hak etmiyor abi. Hak etmek de lazım bazı yerde. Herkese demokrasi getirirsen demokrasinin bu sefer değeri kalmaz hocam. Demokrasinin değeri gider. Demokrasinin değeri herkeste olmamasıdır. Tamam, herkese gelecek. Geri ve zamanı gelince evet herkese demokrasiyi yayacağız ama öncelikle milletlerin de bunun değerini bilip hak etmesi de gerekmekte. Anladığınızı düşünüyorum beni. Ben anlamadım ama siz anlamışsınızdır. Ben kendimi anlamamış olabilirim ama siz anlamışsınız. Delikanlı adamlar siz. Akıllı insanlarsınız. Siz anlarsınız.
Anlarsınız abi. Güzel. Devletimiz hızlı bir yükseliş ivmesini arkasına aldı. Rüzgarı arkasına aldı ve önüne gelen tüm engelleri aşıyor. Fırtınamızı durduramazlar. Fırtınamıza engel olamazlar. Demokrasiye engel olamazlar. İnsanların demokratikleşmesine engel olamazlar abiciğim. Olamazlar. Böyle bir şey yok. Milletler artık gözünü açtı. Madagaskar halkı hariç hepsi açmış. Madagaskar halkı biraz mal galiba. Tövbe tövbe. Şimdi kardeşim bu insanlara biz niye mal dedik ya? Ayıp ettik bak, özür dilerim. Oyundan bahsettim sadece, bakın. Sadece oyundan bahsettim. Yanlış anlaşılmalar olmasın lütfen. Yanlış anlaşılmalar olsun istemem. Oyundan. Oyundakiler. Normalde ben Madagaskar'daki halkın ne kadar demokrasi sevdalısı, demokrasiyi işselleştiren bir halk olduğunu çok iyi bir şekilde biliyorum ama oyun bunu yanlış yapmış. Bunu oyun yanlış yapmış. Madagaskar'da demokrasi şu anda beğenilmiyor. Bu oyunun hatasıdır efendim. Oyunun hatasıdır. Madagaskar halkıyla hiçbir alakası olmayan bir durum. Bunun için hepsinden teker teker özür diliyorum. İşlendikle büyük özürlerimi sunuyorum kendim. Polonya ne yaptı acaba? Polonya Andorra'yı dinlene dinlene dövmüş. Polonya ne yapmış lan böyle? Polonya ne lan böyle oğlum? Polonya var ya, Polonya bu. Çok değişik bir arkadaş bu. Biz bunu nasıl döveceğiz oğlum? Bunu dünyada dövebilecek devlet yok ki. Amerika var bir tek, de Amerika'da dövemez onu sadece. Orada kendini savunur. İkisi de birbirine güç yetiremez. Ama artık karar verdim. Madagaskar'daki halk da demokrasiyi hak ediyor abi. Diğer insanlar gibi onlar da hak ediyor. Onlar da demokrasinin beşiği olmayı hak ediyorlar diye düşünüyorum. Düş fikrimi değiştirdim. Sığ görüşümden kurtuldum. Artık gözümü dünyaya daha düzgün bir şekilde açıyorum. Artık Madagaskar halkının da bunu hak ettiğine inanıyorum. İnanmamdan önce bir şöyle bir bakayım bakalım. Harbiden hak ediyorlar mıymış? Bir görelim bakalım bir. Bakalım bir. Ne yapıyorsunuz lan? Keratalar alalım bakayım. Çok da hak etmiyor olabilir aslında. Yani hak etmekle hak etmemek arasında bir yerdeler şu an. Hak ediyorlar gibi ya. Ediyorlar mı? Ediyorlardır galiba değil mi? Valla bu konularda biraz aceleci mi davranıyoruz acaba? Madagaskar halkının demokratikleşmesine yönelik aceleci mi davranıyoruz? Ya canım, bu insanlar da bir insan sonuçta ya. Hak ediyorlar abi. Sadece yöneticileri tarafından kafaları karıştırılmış bu insanların. Bu insanların kafaları karıştırılmış abi. Yoksa bu demokrasiye tabii ki de içtenlikle bağlı bu çocuklar ya. Ben bunların karakterini biliyorum. Delikanlı adamlar, Madagaskar'dan öyle şey çıkmaz. Hadi bakalım. Ah gitmiyorlarmış aslında da. Neyse. Oha. Artık bu savaştan geri kaçmak yok bu arada. Sonuna kadar savaşacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Şurayı alalım. Cepheyi ileriye taşımam lazım. Şöyle yapacağız. Sen de buraya git. Güzel. Artık burada sonuna kadar savaşacağız abi. Şimdi biraz borç çekmem lazım. Madagaskar halkına değer. Madagaskar halkı için yapıyorum bunu. Tamamdır. Biraz borçlandık devlet olarak. Bir takım borçlar çektik ama sıkıntı yok. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum çok. Bizim devletimiz güçlüdür, kudretlidir. Bunun üstesinden geliriz. Her şey gibi. Bunun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Hayır ya, hayır ya. Orayı almasaydı çok iyi olacaktı. Şimdi. İkimiz de birbirimize güç yetirme konusunda bayağı bir sorun yaşıyoruz açıkçası da. Ne şu anda durum? Oha oğlum, bu kadar nasıl asker basıyor lan bunlar? Güzel. Madagaskar'la sınır takaslaması mı yapsak acaba? Sınır değiş tokuşu mu yapsak?
Burası bizim işgal ettiğimiz bir yer. O da benim toprağımı alır. Yok abi. En iyisi anlaşma. Demokratik bir anlaşma. Ama demokratikliğe biraz saygı duymuyor galiba bak bak. Bak ayıp ediyorsun şu anda. Abi. Adam bayağı güçlü. Deniyoruz şansımızı da. Vallahi çok güçlü. Tamam. Harika. Harika. İlerle ilerle. İleri hareket emrini veriyorum artık. Yeter. Yeterince bekledik. Yeterince bekledik. Halkımız yeterince bugünleri bekledi. İleri hareket emrini verdim. Ama emri vermeme rağmen direkt ağzımıza sıçtılar. Bizi geri püskürttüler hemen. Şuraya 1000 askerle bir daha gir. Şuraya gir. Savunma hattı kur burada. Güzel. Güzel. Madagaskar hak etmiyormuş abi. Bunu artık eminim. Madagaskar bizim ağzımıza sıçıyor ya. İki devlet de çok yoruldu ama. Öyle böyle değil. İki devlet de çok yoruldu. Biz çok çok daha yorulduk ama. Madagaskar bizden daha güçlüydü ekonomik olarak. Onun farkındayız da. Tamam. Şurayı alabileceğiz mi? Kim? Botswana kim oğlum? Bunlar kim lan? Hayda. Peru, Botswana bize savaş açtı. 21 tur. Madagaskar. Aramız bozuk ama kanımız değil. Gel anlaşmayı yapalım. Gel anlaşma yapalım gel. Çok kötü oldu bu. Bu bizim için bayağı bir öldürücü darbe oldu ya. Bayağı bir öldürücü darbe oldu bu bizim için. Savaştan düştük abi. Şu elemanın arkalaması bizi bitirdi. O elemanın arkalaması bizi bitirdi. Vallahi bitti. İlk defa yeniliyoruz lan. Ülkeden ülkeye de. Bakalım anlaşma şartlarını uygulayabilirsek. Yok. Çok zor artık. Ya risk almak istedim açıkçası söylemek gerekirse bu seride. Bu bölüm risk almak istedim abi. Biraz zor yani yapmam zor olan şeyleri başarmaya çalışmak istedim. Başaramadık. Neyi başar? Başaramadık abi yapacak bir şey yok. Ülke. Evet. İşgal altında. Peru ile anlaşma yapacağım. Peru gitti. Botswana. Oha hepsini birden nasıl alıyor oğlum bu adam? Bu kadar güçlü değildi bu. Lan oğlum toprak bırakmadı bana. Şike ama bak şimdi bak. Bu dolandırıcılık. Bu böyle çok. Ben alamıyordum böyle. Sen hiç alamazsın. Vallahi ben bu şikeyi kabul etmem. Ben bu şikeyi kabul etmem. Anlaşmayı bu şekilde kabul ediyorsan onayla. Hadi. Yoksa yok abi bana ne ya? Hep oyun mu hile yapacak lan? Biraz da bizi. Kardeşim seninki de fazla bak. Sen alıyorsun ama sen hak ettiğin için alıyorsun. Diğer hak etmediği için oyun bana geri veriyor. Görüyorsunuz değil mi? Hocam şunu başka bir yerden alsana. Şuradan buradan al Allah aşkına. Sınırı güzelliği için diyorum bak. Yoksa yediğine yemediğine karşı değilim. Sınır güzelliği için diyorum bak. Heh şöyle al. Okudum onayladım. Bunu reddetmek mecburiyetindeyim. Biraz daha dövmeye karar verdi adam. Lan oğlum. Etmiyorum lan kabul. Adam biraz daha dövmeye niyet etti. Abi kolay gelsin. Abi iyi güzel diyorsun, hoş diyorsun da abi sen bunu hak etmiyorsun sen. Senin bunu hak etmediğine inanıyorum ben. Ver şuraları bak, ekmeğimize bakalım bak. Aramızda husumet girmesin. Aramızda husumet girmesin abi. Ya şerefsiz ya. Of topraklar gitti. Madagaskar. Bizim uğraşabileceğimiz bir devlet değilmiş. Senin ağzına sıçacağım birazdan. Senin birazdan ağzına sıçacağım. Botswana. Senin ağzına sıçacağım oğlum. Sen bittin. Madagaskar. İki devlet bir millet projesine geçelim abi seninle. İyi ilişkiler kuralım. Ondan sonra şu arkadaşa ben bir selam ileteceğim. Abi o kadar küçük devletin bu arada o kadar fazla toprak aldı. Nerede görülmüş anasını satayım. Oyun bize vermiyor ama şeye veriyor. Böyle bir anlaşma yok.
Lan ben adamdan güçlüyken o kadar toprak alamadım. Bu ne abi, tüm topraklarımı yedi şerefsiz. Tamam, buna izin vermedik. Şikeyle, şikeye şikeyle karşılık vermek lazım abicim. Bazen, bazen hile mübahtır. Bazen hile mübahtır. Anladım sen. Madagaskar'ı yenememiş olabilirim ama seni yeneceğim. Madagaskar'ı yenemesem de seni yeneceğim. Sana uyuz oldum. Sana uyuz oldum oğlum. Sana uyuz oldum. Arkacılık sanatını kullanman evet hoş. Ama benim sanatlarımı bana karşı kullanmayın. Kardeşim, benim taktiklerimi bana karşı kullanmayın. Sonuçları sonra sizin için felaket oluyor. Sonuçlarının felaket olmasını istemiyorsanız kullanmayacaksınız kardeş. Tokat manyağı yaptık. Şimdi yerde. Şimdi yerde. Abi bizim alabileceğimiz ekonomisi yüksek devlet var mı acaba? Bayağı bir sağlam dövdüler bizi ya. Bayağı bir güzel dövdüler ha valla. Hoşuma da gitmedi değişti. Şimdi mi hoşumuza da gitmedi? Oha! Ne? 500 bin ekonomi mi? Oha! Adamın 500 bin ekonomisi var lan. Adalar ne yapmış oğlum kendine bunlar? Adalar ne yapmış kendine ya? Gel bakayım gel. Gel bakayım, yarısını bana ver gel. Gel gel. Gel oğlum ver yarısını ver. Sana lazım değil oğlum onlar. Lazım olsa ben söylerim, sen ver. Sen ver oğlum ver. O sana şey değil o. Bu daha iyi kardeşim gel. Gel 16 GB RAM'in 8'ini bana ver kardeşim, 16'sı fazla sana. Gerek yok oğlum o kadarı. Oy, 534.000. Harika. Harika. O zaman biz bunu da yeneriz. O zaman biz bunu da yeneriz. Vallahi yendik. Ülke şahlandı abi. Ülke şahlandı. İşte bu. Ya, vizyon. Kardeşim işte bu. İşte kudret, işte güç. Ya, şimdi Madagaskar seninle bir konuşacağız. Madagaskar, şimdi konuşma sırası bende. Şimdi konuşma sırası bende oğlum. Sen bittin Madagaskar. Sana insan gibi demokratikleşmenin önemine bahsettik. Öneminden bahsettik. Dedik kardeşim demokrasi önemli. Bak yapma dedik, halkına zulmetme dedik. Bak sana bunların hepsinden bahsettik. Sen eşekliğine devam ettin. Sen eşekliğine devam ettin. Şimdi konuşma sırası bende. Şimdi konuşma sırası bende oğlum. Artık dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan şu kardeşiniz var. Petrolü bulmuş gibi bir şeyim şu anda ben. Ülkesinde petrol çıkmış ülke gibiyim ben. Muazzam. Şimdi biraz daha asker basalım hemen hızlıca. Biraz daha asker değil, tüm ekonomimle asker basacağım. Sonra Madagaskar'dan bir kez daha dayak yiyeceğim. Sonra Madagaskar'dan bir dayak daha yiyeyim. Yetmedi çünkü. Bir dayak arsızıyız biz oğlum. Yetmedi abi. Yeterli gelmedi bana. Biraz daha dayak yemek istedim. Madagaskar kardeşimden mi sakınacağız kendimizi ya? Kendimizi Madagaskar kardeşimizden mi sakınacağız abi? Biraz daha doyursun abi çocuk. Yeterince sevinmemiş. Yeterince hoşuna gitmemiş o. Biraz daha doyursun. Güzel. Şimdi sınırlara. Sınırlara, 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 sınırlara. Hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hızlı, hızlı hızlı. Yalnız bu kadar asker yine yetmeyecek gibi geliyor bana ya. Bana yine yetmeyecek gibi geliyor bu askerler. Elde bakalım ne var şu an? Oğlum bana bu yine yetmeyecek gibi geliyor. Kaç askerim var lan benim? 461 bin kişilik ordu. Lan bir zahmet yetsin ya. Bir zahmet yetsin. Yoksa bir daha dayak yemiş oluruz. Ne olacak? Ya abi yine dayak yiyeceğiz galiba. Yine mi dayak yedin ya? Allah'ım sen var ya sen. Sen delikanlı adamsın. Sen dayak arsızı olduk. Hoşumuza gidiyor artık yemek. Vallahi dayak arsızı olduk artık. Dayak yemek hoşumuza gidiyor. Şuraya bak. Şu işe bak ya. Şu devletin düştüğü duruma bak.
Allah Allah. Niye öyle oldu yine ya? Lan oğlum yine. Ya sıçayım böyle şey oğlum, bu ne? Oğlum ekonomim benim bayağı güçlü. Oğlum ben o ekonomiyle nasıl bastığım ordudan fazla ordu basabiliyor? Oo. Aa. Bakayım. Lan oğlum o benden fazla da kayıp vermiş. O nasıl benden güçlü oluyor lan oğlum? Ne lan bu devlet böyle? Lan oğlum. Ne lan bu böyle? Lan bu ne? Allah Allah. Yine mi dayak yedik ya? Arsız olduk artık. Valla hoşumuza gidiyor. Hoşumuza gidiyor abi artık. Valla bir hoşuma gitmiyor değil yani. Şimdi bak Madagaskar kardeşimin beni bir sopalaması. Hoşuma gitmiyor değil. Engin tecrübelerinden yararlanıyoruz Madagaskar kardeşimizin. Engin dayak tecrübelerinden yararlanıyoruz. Kendisi bizi hakkaniyetli bir şekilde dövüyor gerçekten. İlgi alakasını gösteriyor. Esirgemiyor bizden. Ananın nikahı lan. Ne kadar ordun var oğlum senin daha. Hadi tamam, hadi anlaşalım hadi. Hadi anlaşmayı gönder. Hadi, hadi okudum onayladım hadi. Allah Allah. Niye böyle oldu bu devlet yine gitti. Lan oğlum benim başkentte 40 bin kişilik ordum varmış. Allah Allah. 40 bin kişilik orduyu biz niye unuttuk? Bunu da unutmasam yine bir şey değişmeyecekti de. Al kardeşim al. Hayrını gör ülkenin ya. Al sen hak ettin al. Gerçek demokrasi Madagaskar'da abi. Gerçek demokrasi Madagaskar'da. Allah Allah. Niye böyle oldu bu iş ya? Al abi sen. Sen al abi al. Al al sen al. O kadar da uzun boylu değil ama şimdi bak burayı da vermem. O kadar da değil yani şimdi bak Madagaskar şimdi. Her şey tamam. Anlaşmalarımızı falan yaptık, okuduk, onayladık. Ama bazı şeyler artık kabul edilemeyecek durumda. Şeyler. O kadar da değil. İstesem kurtarırım burada toprakları. Artık Madagaskar'ın hak ettiğini düşündüm. Gerçekten hak ettiğini düşündüğüm için bu toprakları verdim. Abi adam yeterince dövdü bizi. Yeter yani. Adam yeterince dövdü bizi abi. Yeter. Hak etti abi o toprakları o adam. O adam bunu hak etti vallahi. Helal olsun. Helal hoş olsun. Bir şey istemiyorum ben. Hatta biraz daha dövsün. Vallahi bu bölümün burada sonuna geliyorum. Yeterince dayak yedim. En son bir dünya haritasına bakayım. Türkiye'yi de dövmüş lan Polonya. Türkiye Abbas halifelerine dönmüş anasını satayım. Şuraya bak. Ne lan böyle? Hindistan'da dünyayı alıyorlar. Bu Hindistan'ı da yakında döver. Brezilya burada güçlü bir durumda. Amerika ekonomik yatırımları falan fistanın. Çalışıyor çocuk. Japonya'da hiçbir değişiklik yok. Oha 8 milyon ekonomi. Vay anasını. Avustralya'daki durum nedir? Dünyadaki sıralamaya bakalım. Bir Filipinler. Bir Filipinler mi? Filipinler kaç ekonomi? 10 milyon. Sri Lanka, Japonya, Amerika, Endonezya, Haiti, Brezilya, Venezuela, Yeni Zelanda, Polonya, Andorra, Tayland. Vay vay vay. Dünyada değişik olaylar yaşanıyor. Neyse. Burada bölümü sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.